Tabii alem tasavvurları farklı bu adamların. Elbette çatışmalı olacak ya. Bu gayet doğal değil mi sence? Şimdi rasyonalizm, empirizm çatışmalı değil mi? Olacak yani. Bu farklı mezhepleri ve mezhepleri Türkiye'de nedense insanlar sorun olarak görüyor. Bu askeri mantık bizde çok belirleyici. Tek biçimli olmayı amaçlıyoruz. Bu doğru değil. Mezhep nedir biliyor musun? Mezhepleri küçümse insanlar. Hayır, ben mezhep taraftarıyım ama nasıl? Mezhepler teorik bakıştır ya. Yani bir insanın rasyonist olması felsefi bir tutumdur. Şafi olması fıkhi bir tutum, hukuki bir tutumdur. Eşari olması itikada ilişkin bir tutumdur. Problem şu, bunların bugün işlevselliği yok. Tam tersine biz bunları işlevsel hale getirmemiz lazım. Biz bunları dondurduk, müzelik yaptık. Yani maturidiyim, tamam da maturidilik hiçbir işe yaramıyor ki. Ne varlığa maturidice bakıyorum, ne insana maturidice bakıyorum. Yani bir rasyonalist her şeye rasyonalist bakar. Bir empirist her şeye empirist, bir Marksist her şeye Marksist açıdan bakar. Öyle değil midir? Bir emperyalist, faşist her tarafa oradan bak. Ne bileyim yani aklıma gelen bütün ister ve izimler. Yani diyelim ki şimdi biz bilim felsefesinde realizm, antirealizm onun alt gruplarını okutuyoruz. Hep adam bakıyorsun zorlanıyor. İlla realist olacak ya da inşacı, konstruktivist olacak, yapısalcı olacak. Şimdi der misin lan bırak mezhepçiliği be. Adam zaten bir sorunu çözmeyi o yöntem üzerinden gidiyor. Bu gayet doğal. O mezhepler zayıfladığı için zaten problem var. Mezhepler kuvvetli değil bizde. Bizde mezhepçilik kuvvetli. Mezhepçilik başka bir şey, mezhep başka. Ben Maturidi ve Hanefiyim, hiçbir sıkıntı yok. Ama bu benim hayatımda, olgu ve olaylara bakışımda ne kadar etkili, ben onu sorguluyorum. Hiç kimsenin etkili. Ya içinizde insanla, alem ilişkisini, insanla tanrı ilişkini Maturidi değerlendiren biri var mı? Şöyle bir 5 dakika konuşsun bana. Yok. O zaman Maturidi olmanın ne anlamı kaldı abi? Matur dediğin adamdan olaylara Maturidi zaviyesinden, bu yöntem zaviyesinden, bu bir yöntemdir. Ve bunu zenginleştiriyorlardı, çoğaltıyorlardı bir de yani. Anlatabildim mi? Şimdi bu yöntemleri bu adamlar terkip etmeye kalkıştılar. Bu büyük bir rahatlama getirdi ama büyük problemler yarattı. Nitekim arkadaşlar bu yöntemi bizimkiler 1650'den sonra 60'ta terk ediyorlar. Şimdi bunu gerçi terk ediyor dedik. Biz İslam düşünce atlasını öyle yazdık ama mesela İlker Hoca, İlker Kömbe ameli felsefede böyle olmadığını düşünüyor. Bir yazı yazıyor. Bizi eleştiriyor. Eleştirsin. Zaten onu istiyoruz. Olabilir. Nasıl? Tam tersi diyor ki bu entegrasyon daha da arttı diyor. Olabilir. Ama mesela ben matematik bilimlerde, fizik bilimlerde, doğa felsefi bilimde bunun yani Osmanlılar ulan bu entegrasyondan bir şey çıkmıyor dediler ve bunu bıraktılar. Mesela İranlılar tam tersini yaptı. Entegrasyonu daha sıkı yaptılar Molla Sadr üzerinden. Hala o entegrasyon üzerinden gidiyorlar. Onun için ne yaptıklarını, ne ettiklerini bilmiyorlar. Kesinlikle bakın İran kültürü şu anda sürrealist bir dünyada yaşıyor. Gerçeklikten kopuklar. Emin ol yani. Akıllı adamları var. Zaten onlar da İran'da durmuyor. Dolap beygiri gibi aynı şeyleri tekrar duruyorlar. Hala şeydeler yani 1200'lerden, 300'lerden itibaren kurulan o entegrasyonu sürdürüyorlar yani. Her şey var adamlarda. Molla Sadr'da da her şey var. Bitti entegrasyon. Hatta İran'da bir muhalif grup diyor ki siz hüdaperest değil varlık perestsiniz diye böyle bir kavga var İran'da biliyorsun. Tanrı'ya tapmıyorsunuz, varlığa tapıyorsunuz. Çünkü varlık dediğin şeyin altına her şeyi sokuyorsun. Neyse Osmanlılar bunu terk etti. Bundan bir şey çıkmaz dediler. Çıkmıyor. Yeni bir tahkik yöntemine geçtiler. Yani senin dediğin doğru olmuş oldu. Çünkü bu kitap da gözden düşmüş oldu o zaman yani. Düştü mü emin değilim. Çünkü 2. Mahmut da bu kitabı okuyor. Evet. Neyse. Yani sıkıntılı işler. Terkiplerin böyle sıkıntıları var. Aynı sıkıntı İbn Sina'da yok mu? Matematiği, tıbbı, İbn Sina, Aristotelesçiliği, Meşşairi alıp entegre ediyor. Şifa o değil mi? Bir sıkıntı yaratmıyor mu sonra? Yaratıyor. İyi ki yaratıyor. Ondan sonra bir sürü felsefi patlama oluyor. Terkip bir patlıyor. Oo, neler çıkıyor ortaya. Bence bu da düşüncenin bir karakteridir herhalde. Evet başka arkadaşlar. Yeni bir konuya geçmeyelim. Sorularla bu dersi tamamlayalım.